yaşasın. Ay geldiler, geldiler. Ay bana geldiler. Senin için yeni nesil jöni diyorlar. Kızımı vereyim diyen oluyor. Aşkımı elde edebildim. Ah ne kadar güzel. Gençliğim orada öğrendim. Bu yaşta bu lafları nereden biliyorsun? Ne yapıyorsun baba? Ne oluyor sana? Kabul ediyorum kendimi, seviyorum. Ay süper. Yüzümü gösterirsem biraz daha para isterim. Sen çok çabuk büyümüşsün. Ama ben ünlü olsam o zaman size gelmezdim ki. Ben vokal yaptırırım sana. Ya bayılıyorum bu şeylere. Evet 360 TV izleyeceğim. Benim suyum kaynadı. Kaynadı. Şaka yapıyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Suyum kaynadı derken makarna suyu kaynatıyorum. Size çok şahane bir spagetti yapacağım bugün. Bak neler koyacağım içine biliyor musunuz sosuna? Önce. Kuru et koyuyorum, füme et. Ama isterseniz pastırma yaparsınız, sucuk yaparsınız. Size kalmış. Taze soğan. Bir tane biber dolma, maydanoz, bir yumurta, biraz tuz, biraz sarımsak, ayçiçek yağı ve domates bir tane. Bunların hiçbirini tabii makarnanın içine koymuyorsunuz kaynarken yani. Bunu tamamen, bunların hepsi sosun içine girecek. Anlaşıldı mı? Şimdi kaynayan suyuma biraz ayçiçek yağı koyuyorum ki makarnalar yapışmasın birbirine diye. Evet. Ve işlem başlıyor. Başlıyor. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Bakın. Yavaş. Kaynayan suyun içine yumuşatarak bunları koyuyoruz. Şimdi kırılmasın diye bunu yapıyoruz. Ama yok ben daha kısa saplı seviyorum dersen, daha kısa makarnalar seviyorum dersen o zaman kırarsın bunu. Bir şey yok ya da kısasını satın alırsın. Mesele bu kadar basit. Şimdi bu kaynayacak. Yaklaşık bir 8-10 dakika zevkinize kalmış. Ben biraz daha pişmiş seviyorum. Ama siz daha çiğ seviyorsanız ki yani... İtalyanlar çiğ sever. Ben gidiyorum bazen İtalyan restoranlarına. Çok komik kavgalarım oluyor benim. Ahçılarla inanmazsın. Kapattım kapağını. Bu kaynasın. Ben de o sürede biraz altını kısayım da zaman kazanayım. Çünkü sosu hazırlayacağım. Sos için şöyle bir tenceremiz var. Sos tenceresi yapacağız onu. Evet. Bunun içine biraz yağ atıyoruz. Çok değil. Yani size gerekli kadar hani şeyde kullanmanız üzere gerekli kadarını koyacaksınız. Siz ne kadar seviyorsanız. Evet. Domatesimizi lütfen tamamen şu şekilde büyük büyük kesiyoruz. Tencerem orada ötüyor. Ötüyor. Bak şimdi. Evet biraz açalım kapağını. Evet ve ocağımın bu tarafını açıyorum. Biraz kısayım. Yağımı koyuyorum kardeşler. Domatesimi hazırladım. Efendime söyleyeyim. Soğanlarımı hazırlıyorum. Öyle çok küçük yapmıyorum. Her şeyi biraz daha iri iri kesiyorum. Görünecek şekilde. Evet. Şimdi... Dolma biberimi de şöyle içini açtım. Bunları aldım. Uzun uzun. İsterseniz daha ince, isterseniz daha kalın. Zevkinize kalmış. Evet. Bunu koyuyorum, hazırladım. Efendime söyleyeyim, biraz sarımsak, sarımsaksız makarna sosu düşünemeyeceğim. Ben malzemeyi anlattım mı? Krema var dedim ya. Dedim mi kremayı? Kremamız var. Aa, krema dedim ya hatırlamıyorum demişimdir. Kremalı dedim baştan zaten, değil mi? Şimdi bunları
bu sos tenceremizin içine atıyorum hepsini. Hepsini bu şekilde atıyorum. Hiçbirini önce, birini sonra diyordum ya daha önce hani. Biri önce, biri sonra değil. Hepsini birden içine attım. Arkadaşlar. Evet, elimi yıkayayım bir lokmacık. Evet. Şimdi. Nerede? Şu da çok hızlı gitmeye başladı. Bunu açayım biraz. Bunlar böyle bir kendini pişiyor sanacaklar. Hani pişirmeyeceğim de pişiyor sanacaklar kendilerini. Tuz koymuyorum. Çünkü koyduğumuz işte kuru et olsun. İçinde biliyorsunuz hani pastırma koyarsanız, sucuk koyarsanız onun kendi tuzu var. Bırakın masada herkes kendi istediği kadar tuzunu koysun. Şimdi şöyle bir yumurtamı kırıyorum. Çırpıyorum. Sanki siz bilmezmişsiniz gibi bunları. Bir de bir şeyli şeyli anlatıyorum. Afilli afilli yani. Sosumuz burada. Makarnamız ne alemde bir bakalım. Makaroni Allah. Heh tamam. Evet. Şimdi sosumuza devam ediyoruz burada. Biraz karanlıkta mı kaldı benim sosum ne? Makarnamı oraya alayım, sosumu buraya alayım. Evet, makarnamı oraya alayım. Hop. Sosumu da buraya koyayım. Evet, çünkü sosumun yapılışını göstermem lazım şu an size. Değil mi? O yüzden de. Şimdi bu yumurtamı çırptığım yumurtayı... Çatalımı nereye koydum? Evet, burada. Çırptığım yumurtamı daha doğrusu onun içine kremayı. Evet. Bu ufak geldi. Tekrar buraya dönüyoruz. Ya kızlar bazen benim kafada gidiyor yani normal. Allah Allah. Kremayla yumurtayı karıştırıyoruz yine. Çünkü kremayı öyle bırakırsanız çok sulu olur. Yani bir yumurta katarsanız bunun sosuna çok güzel oluyor, yakışıyor yani. Evet, yaptım. Şimdi kuru etimi koyuyorum. Daha az açmışım, yavaş gidiyor biraz. Hiçbir şey çok pişmeyecek gençler. Kuru etimi attım, hop bolcana. Füme etimi ya da işte neyse sizin pastırmanızı. Neyse ahçılarla olan şeyi anlatıyordum ya. Ya gidiyorum şimdi. Özellikle de uyarıyorum. Diyorum ki benim makarnam lütfen çok pişsin diyorum. Onlar tekrar İtalyan usulü diye bana az pişmiş. Yahu çok pişmiş seviyorum. Tekrar öyle getiriyor. Çok pişmiş diyorum tekrar. En sonunda bir gün bir tane çağırdım ahçıyı. Dedim ki ya lütfen dedim ya. Allah rızası için benim istediğim gibi yap. Kurban olayım dedim ya. Neyse. İstediğim gibi yaptı da kavga bitti. Bu böyle pişerken biraz. Makarnamız da olmuş gibi bir şey sanki. Bir iki dakika daha dursun. Hani ben kendim seviyorum öyle dedim ya. Ben yiyeceğim öyle yapacağım yani siz. Kendinize daha az pişmiş yapabilirsiniz. Bakayım. Güzel. Güzel. Süzeceğiz tabii makarnamızı. Süzdüğümüzde de büyük bir kaba koyacağız. Onu da hazırladım. Büyük bir kaba koyacağız. Sosunu koyacağız. Karıştıracağız. Afiyetle yiyeceğiz. Ekleyin. Şimdi kremamızı atıyoruz. Kremaya sıra geldi. Yaşasın. Bayılacaksınız buna. Nefis bir tadı var. Evet, makarone hazırdır.
Makaroneyi aldım fırından. Ocaktan ve çok dağıttım burayı ama normal. Evet, şimdi süzeceğim onu. Hop, çok güzel. Şimdi derler ki soğuk sudan geçirme. Ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Rahmetli Kenan abim bunun ustasıydı. Allah rahmet eylesin. Ben, o bana derdi ki bir kere gezdir. En azından Kenan abimin hatırına bir kere gezdiririm. Siz ister yapın ister yapmayın. Yağ koymuyoruz. Neden koymuyoruz? Çünkü sosumuzda yağ var. Ama bir parçacık tuzu koydum. Şimdi yaptığımız kremalı sosta tuzumuz var. Neden var? Etten dolayı var. Şimdi şöyle bir şey önereceğim size. Bazıları bunu birlikte karıştırır, bazıları da bunu ayrı koyar, isteyen kendisi koyar tabağına. Ama biz bugün biraz kalabalığız. O yüzden de ekipçe yiyeceğiz bunu. Bu yüzden de ben şimdiden karıştırayım ki öbür türlü baş edemem yani. Herkesin tabağına tek tek koyamam. Yani bu sizin için de geçerli. Öyle yapmayın, böyle yapın o zaman. Evet. Şimdi, neredeydi bu karıştırıcılarım benim? Her şeyimi bazen önceden hazırlayamıyorum canım. Allah Allah, ne yapayım kardeşler? Evet, baksanıza şunun güzelliğine. Nasıl ama? Nasıl ama? Çok lezzetli arkadaşlar, bildiğiniz gibi değil. Evet. Sen sevdin mi bunu? Tamam, süper. Ya sen? Ya sen? Herkes görüntüye hasta olmuş zaten. Hasta olmuşsunuzdur. Dağıtıyorum biraz ya, boş ver aman. Evet. Arkadaşlar. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, bu nasıl sevmek, Allah Allah. Evet, süper. Süper makarnamız hazır. Makarone geldik. Azıcık böyle süsleyelim. Süsleyelim, püsleyelim gençler. Süsleyelim, süsleyelim, süsleyelim. Hayatımızı da böyle süsleyelim. Neşelenelim, güzelleşelim, yiyelim, içelim. Ne olacak makarna dediğin nedir ki? Her evde pişer. Öyle abartacak hiçbir şey yok. Buyurun bak, hop, hop pişti. Pişti ve oldu bitti. Afiyet olsun. Nefis bir makarna. Tabii spagetti. Makarna benim için makarna, makarna. Bir de tortellini yaparım olur mu? Şimdi spagetti. Haydi çocuklar masaya. Senin için yeni nesil jöli diyorlar. Kızımı vereyim diyen oluyor. Aşkımı elde edebildim. Ah, ne kadar güzel. Gençliğim orada öğrendim. Bu yaşta bu lafları nereden biliyorsun? Ne yapıyorsun baba? Ne oluyor sana? Kabul ediyorum kendimi, seviyorum. Ay süper. Yüzümü gösterirsem biraz daha para isterim. Sen çok çabuk büyümüşsün. Ama ben ünlü olsam o zaman size gelmezdim ki. Ben vokal yaptırırım sana. Ya bayılıyorum bu şeylere. Sevgili izleyiciler, meraklı bayanlar ve meraklı beyler. Neye meraklı bayanlar beyler? Modaya meraklı bayanlı beyler. Buyurun efendim, bizi izleyin. Çok önemli bilgiler alacağız Özlem Süyer hanımefendiden. Çünkü benim çok acayip merak ettiğim sorular var. Kendisinden rica ettim. Dedim ki ya iş güç çıkamıyorum evden. Yakında oturuyormuş. Lütfen dedim bize uğrar mısın bizim programımızda? Bizim istediğimiz ve zevkle dinleyeceğimiz şeyler anlatır mısınız dedim. Beni kırmadı geldi Özlem Hanım. Çok teşekkür ederim. Merhabalar, çok teşekkürler. Sağ olun, var olun geldiğiniz için, zamanınızı sağ ayırdığınız olun. İçin her şeyden önce. Zevkti benim için. Çok teşekkürler. Şimdi benim çok merak ettiğim bir şey vardır. Yıllardır tabii ben de işte makyaj olarak bu sizinle birlikte bir noktasında ben de varım bu modanın. Ama hep şeyi merak etmişimdir. Böyle birdenbire vitrinler mavi olur. Birdenbire vitrinler oranj olur. Birden pembe olur. Birden sarı olur.
Yani bu renkleri kim belirliyor diye soruşturdum, araştırdım. Bir baktım ki böyle bir ekip, böyle bir heyet gibi bir şey var. Evet. Ve bunların içinde iki tane Türk var. Ve tek kadın sizsiniz. Bize bununla ilgili biraz bilgi verir misiniz? Çok gururlandık Zira. Çok teşekkürler. Renk konusu aslında dönüp baktığımız zaman hayatımızın çok ciddi bir kısmında, ister otomobil alalım, ister giysi, giyim, kuşam istiyorsak makyaj yapalım. Renk çok öncelikli. Hatta araştırmalar var, %70 bir ürünün satışındaki en değerli faktör olarak görünmekte. Intercolor Dünya Renk ve Konsept Birliği yaklaşık 17 yıldır Türkiye'yi temsilen sevgili arkadaşım Ümit Ünal'la birlikte yer alıyoruz. Ve o konseyde 15 kadar ülke kendi ülkelerini temsil ederek dünyadan 2 sene sonrasında rengini belirleyen bir konseyi oluşturuyor. Yaklaşık 2 gün sürüyor. Nerede yapılıyor bu toplantılar genelde? İlk önce Paris'te yapılmaktaydı. Fakat milenyumun ilk kutlaması olan 98'de, çünkü 2 yıl öncesinden kutluyoruz Intercolor'ı da, Türkiye'ye davet ettik. Ve Paris'ten sonra ilk kez bir yabancı ülkede kutlandı Intercolor. Ve ondan sonra da o değişim çok hoş bir reaksiyona dönüştü yaratıcı anlamda. Ve her seans başka bir ülkede olmaya başladı. Bir önceki Türkiye'deydi, İstanbul'da ağırladık. Şimdi 2017 ilkbahar yazını belirlemek için İsviçre'ye gideceğiz. Yine bu sefer başka bir ülkede olacak. Başka bir ülkede olacak. Başka bir kültürü tanıyacağız. Oradaki etkileşim 2 sene sonrasının rengine muhakkak ki yansıyacak. Kendi içinde entelektüel birikimiyle hareket eden bir grubun eseri. 2 yıl sonra işte nasıl yemek yiyeceğiz, aşklarımızı nasıl yaşayacağız, nasıl evlerde yaşayacağız, bunları konuşuyoruz. Bunların giyim kuşamı öncelikle ve sonra ev dekorasyonuna, çeşitli sektörlere yansıması olarak rengi tartışıyoruz. Ve aslında çok sofistike bilgilerle 2 yıl sonra dünya neyi yiyecek, ne rengi giyecek ve yaşamın nerelerinde o rengi nasıl taşıyacakla ilgili somut verilerle orada vedalaşıyoruz. Herkes kendi ülkesine tanıtıyor. Bu bilgiler çok kıymetli, çok korunarak paylaşılıyor. İşte kimi kumaş fuarlarında, kimi hazır giyim fuarlarında, işte kimi otomobil sektörünün olduğu alanlarda sıkça görüyoruz sonra bu renkleri. Peki bunu her yere, yani sadece giyim kuşamda kullanmıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, çok geniş bir alana yayılıyor. Ama giyim kuşam çok özel bir pastanın dilimini. O zaman kumaşçılar da geliyor demek ki. Tabii özellikle boya firmaları, ilgililer, boya firmaları bu bilgilere çok önceden sahip olmak istiyor. Orada olan tüm ekip, her ülkeden 2 kişi katılmakta. Herkes kalorist, renk uzmanı. Ve bizim için çok önemli bir mesela yanı, hangi rengi özlediğimiz çok önemli. Çünkü günün sonunda aslında uzun zamandır tüketmediğimiz, hayatımızda görmediğimiz bir rengi tekrar gündeme getirebiliyoruz. Ya da tamamen yaşanan, işte kimi zaman sıkıntı, kimi zaman sevinçlerle, kimi zaman çok güzel bir kliple, kimi zaman çok duyarlı bir enstantaneyle, bir fotoğrafla çok büyük yankılar yaşanıyor ama yaşamın içinden. Evet, demek ki bu son zamanlarda yaklaşık bir 5 yıldır ortalıkta gördüğümüz, belki bu yaşanan savaşlardan ve kötü etkilerden dolayı çok fazla sıcak renkler görüyoruz. Mesela sarı, evet. Sarının oranja yakın tonları, daha çok oranj renkler gördük bu son yıllarda. Özellikle kırmızılar, 2015. Çiçekliler, evet değil evet, mi? Evet, müthiş bir renk patlaması var. Çok da güzel tahlil ettiniz. Aslında çok kontrast şekillerde renk karşımıza çıkıyor. Eğer çok zor bir dönemdeyse, insan psikolojisi olarak o söylediğiniz enkazlar gündemdeyse, renk gittikçe coşuyor. Çünkü son zamanlarda dünyadaki savaşlar, yaşanan tabii afetler, her şey yansıyor aslında. Dolayısıyla da bu renk bilinci biraz insanları daha pozitife yöneltmek için tercih edilmiş durumda. Ne kadar güzel. Hiçbir, yani bilmediğimiz bu tamamen, hani bazı, çünkü hep kafamızda şey olurdu bizim. Tamam, bildiğimiz dünyada 4-5 tane büyük firma var. O 4-5 tane büyük firma karar veriyor bu renkleri diye zannederdik. Ben bile öyle zannediyordum mesela. Hani bilmeyenler için söylüyorum, meslekte olmayanlar için. Ama hani öyle bir şey değilmiş, böyle bir heyet varmış. Peki bu bütün bu ünlü markalar da oradalar mı?
bu koloristler sonrasında paylaşımlarını tabii bu kendi ülkelerinde dedikleri gibi o ülkenin derneğine bağlı olarak. Ama şart koşmuyorlar değil mi? Şart koşulmuyor tabii ki. Aslında ortak bir hareket bu. Orada konuşulan, konferansta konuşulan bilgiler kimi zaman destekçi markaların etkisiyle de yönlenebilir. Ama son derece akademik bir platform. Şimdiye kadar öyle bir herhangi bir ekonomik desteğin bir sonucu olarak alınan bir karar olmadı. Çok hatta bütün oturumlar kapalı yapılır, basın dahi alınmaz. Evet, o bilgiler çünkü hiç çok önemlidir. Bir alan değil evet, ya. Evet, evet. Ama tabii ki markaların kendi adına, kendi patronajındaki hareketler de dünyada ayrı bir olgu, moda olgusu yaratıyor. Yani çok güçlü markalar var dediğiniz gibi. Onların belki bir kampanyasında kullandığı çok etkili bir imaj. Bu tür konseylerin dışında da başka hareket alanları yaratıyor. Onlar da gündemimize geliyor. Çünkü mesela bildiğimiz klasik markaların bildiğimiz renk, kendi renkleri vardır mesela. Hani çok fazla renk kullanmaz, biz tanırız. Renginden tanıdığımız firmalar, kesinlikle, markalar vardır. Biliriz bu onun rengidir. Başka renk, yani tabii ki bir şov yaptığı zaman renkler kullanır. İşte makyajda, saçla, boydunlarda farklı şeyler yaparlar ama sonuçta onun klasik bir rengi gördüğünde bu şey gibi müziğini duyduğun birinin hani o kalabalığın içinde kim olduğunu anlarsın gibi. İşte marka olmak evet, da böyle bir fark tabii aslında. Şimdi sizin böyle seçtiğiniz, siz yapan, yani markanızı yapan bir renginiz harika var mı? Çok hoş, benim de çok sevdiğim bir tarif sorunuz. Özlem Söyer deyince pudra tonları ve bizondur. Çünkü ben de öyle biliyorum. Çok da hadi saçma gidiyor. Ten tonlarını çok seviyorum. Çok insani geliyor aslında. Romantizmi anlatmak için insan teninin renginden güzel bir ton olamaz. Doğanın renkleri ve, bir de. Evet, çok ayrıca koleksiyon derinleştikçe örneğin bu sene biz de biraz daha renkli, daha enerjik renk etkilerine dönmeye başladık. Ama bir klasik olarak Asal markanın aslında tuttuğu ve sevdiği tonlar olarak işte pudra ve pembeler, bizonlar ve ekrular diyebiliriz. Ben çünkü mesela makyaja gittiğim bazı gelinlikler, yani gelin makyajlarına gittiğimde hemen renginden markasına hemen Özlem Söyer olduğunu anlardım mesela. Çünkü onun rengi belletirirdi. Gelinliğin evet içinde bile bir küçük bir ton farkı vardı. Çok beyaz olmaz sizin gelinliklerinizin çoğu mesela. Kesinlikle. Hani çok özel tasarım yaptığınız yerlerde hemen sizin bir tatlı bir renginiz çıkar ortaya. O zaman biz de makyajda, çünkü mesela gelin makyajında bildiğiniz gibi siz de yönlendiriyorsunuz çünkü bir gelin imajı yaptığınızda makyaja da yönlendiriyorsunuz diye biliyorum. Ama şimdi daha eskiden çok farklı makyaj, ama bu tonlarda sizin podyumda ve gelinlikte çok makyajı önemsemediğinizi, yani önemsemediğiniz değil, renkleri çok kullanmadığınızı biliyorum. Doğru değil evet, mi? Evet, evet. Yani ışık gölge benim için çok etkili. Bir kişinin kostümü giydikten ya da gelinliği giydikten sonra yüzündeki vurguları arttırıp güzellikleri daha çok öne çıkarmak, bazı şeyleri de biraz arkada tutmak gibi. Aslında kostüm yaparken de örneğin dekolte için vücudu tanımayı çok önemserim. Kimi hanımların önemli sırtını açmak çok hoştur. Kimi hanımlar için de daha büst, daha göğüs dekoltesi. Kimini bazen kumaşlarla bütün görmek o kadar etkileyicidir ki hiç başka bir transparan etkiye başvurmazsınız. Bu kişinin size verdiği ilhamla, o yüzden bir tasarımcıya aslında uzanmak öyle özel bir günde tamamen ona kendini tarif edip biraz bırakmakla söz konusu sonuç daha mutluluğa varabilir diye düşünüyorum. Makyaj için kesinlikle. Makyaj o yüzdeki sanat adına kendini o kadar güzel konumluyor ki bizim kostümlerimizle birlikte. Saçla birleştiğinde bu tabii üçgen zaten bir kadının için işte evet oldu bu iş dedirtmek için o üçgen çok önemli. O gidip de böyle karşıdan seyrettiğinizde bambaşka bir duygu vardır. Çok evet, evet. Bir de siz çok çıplaklığa da fazla önem vermiyorsunuz. Yani çok çıplaklık kumaş sevmiyorsunuz. Kumaş çok seviyorum. Evet. Aslında ya, benim öykümün içinde kumaşın çok ayrı bir yeri var renkle birlikte. Kumaş gördüğüm zaman beni o gün dünyadan koparıp başka bir yere götürebilir. yani realitenin çok dışında bir yere götürüyor gerçekten. O dokunmak, hissetmek, almak, hemen sahibi olmak, bir giysiye onu dönüştürmek. Hatta o yüzden drapajla çalışıyorum. Yani dönüp baktığınız zaman tamamen skeçlerle tasarım yapıp uygulamaya yönelen tasarımcılar gibi
Benim gibi de kumaşı alıp mankenin üzerinde, cansız prova mankenin üzerinde drapaj tekniğiyle çalışan çok tasarımcı var. Ben onu aslında çok heykelsi buluyorum ve kumaşa dokunarak yaşamayı sevdiğim için tekniğim o. Peki siz kumaşlarınızı kendiniz mi üretiyorsunuz, yaptırıyorsunuz yoksa yani sizin için... Her ikisi de. Evet. Türk kumaşı almayı çok önemsiyorum. Çünkü çok güzel bir sektörümüz var. Hazır giyimde de, gece kostümlerinde de, gelinlikte de çok iyi işler yapan markalarımız var. Kumaş da marka olmuş. Önceliği onlara vermeye çalışıyorum. Onlarla ürün geliştiriyoruz. Yani çok doğal elyafı seviyorum. Sentetiği sevmiyorum. O doğal elyafla birlikte hani başlıyoruz daha sanki işte ipekten ya da işte tarladan pamuğu alarak gibi daha ipliğe o sırada dönüşürken iplik seçerek kumaşın dokusuna karar verip rengini özel renklerle boyatarak koleksiyonlar öyle başlıyor. Çünkü sadece form vermek aslında işin çok küçük bir kısmı ama kumaşı daha en çıkış noktasından yakalayıp ona değer biçip oradan giysiye dönüştürmek hikayeyi çok daha hoşlaştırıyor. Hikaye diyorsunuz, ne güzel. Yani yaptığınız mesleği de bu arada hikayeye dönüştürüyorsunuz. Çünkü bunlar çok kalıcı şeyler. Evet, yani. Bu bir yaşam biçimi. Aslında tabii. Bir tabii ki bir meslek. Öbür tarafında da eğitimci yanım biraz güzel. Onunla konuşmak istiyorum ayrıca sizinle de. Evet. Böyle biraz kumaşlardan ve bu ilgimi çeken renklere karar vermekten hı-hı. gitmek istedim açıkçası konuya. Öyle girmek istedim. Hı-hı. Bir de şeyi merak ediyorum yani mesela kumaşları seçerken biraz önce beden işte nereyi kapatalım, nereyi hı-hı. örtelim. Şimdi kumaşlarda da bu çok önemli. Mesela ben görüyorum. Kendimle çok fazla modayla ilgilenemiyorum yani çünkü şeyi hissederim ne kadar doğru bilmiyorum naçizane konuşmayayım da bu konuda. Hani modayı takip ediyorsan o ruhla yaşaman lazım yani bir gün modayı takip etmeyeceksin ya hep onu takip eden biri olacaksın ya da sen kendi karakterini belirleyip hep öyle yaşayacaksın. O harika, bizim en sevdiğimiz aslında. Yani o yüzden de ben mesela hani daha çok çalışan bir kadın olduğum için daha pratik şeyler giyiyorum. Ama sahneye çıkma maceram başlayınca da kendimi çiçeklerle örtmeye başladım. Çünkü benim kendimi örtmem lazım duygusu kilom nedeniyle. Hani tamam boyum kısa değil ama hani yine de kendime yaşıma göre fazlalıklarım var ve çok tembelim. Bunlardan bir türlü sıyrılamıyorum. O yüzden de hani kendimi örtmeyi kolaylaştırdım, örterek kendimi. Ama örterken de kapatmıyorum, karanlık yapmıyorum kendimi. Hı hı. Çiçeklerle ya da böyle doğadaki bir şeylerle farklı bir şeymiş gibi yapıyorum. Ama sizin kumaşı kullanma şekliniz biraz kilolu kadınlara... az kilolu kadınlara ve zayıflara göre değişiyor mu bu kumaş kullanmanız? Çok yine harika yani. Bir soru. Yanıtı çok içinde zenginliklerle geliyor bana. Kumaş evet. Örneğin bazı hanımlarda dantel muhteşemdir. Bazılarında hiç yaklaştırmaksınız. Bazen bir kadife ışığı çok iyi giderken bazı kişileri de daha mat tercih edebilirsiniz. Işıklı parlak kumaşlar yerine matların olduğu... biraz illüzyonlara başvurmak için örneğin çizgi efektlerinde daha diagonal etkiler ve dikey hatlarla hareket etmek. İşte yaka detayında olduğu gibi. Mesela asimetrik kesimler çok daha inceltecidir, bir illüzyon yaratır. Evet. Bunlar özel bir gecede kendinizi daha iyi hissetmek için küçük ipuçları. Ve rahat ettirir kesinlikle değil mi? Renk düşünmezsiniz yani. Birlikte dediğiniz gibi kumaşın ışığı, deseni. Bazen çok renkli bir kumaştı ama matlıkla ve üzerine gelen birkaç farklı etkiyle başarabilirsiniz o kumaşı giymeyi. Ama hepsi gerçekten gözün ehlileşmesiyle hemen çözülebilecek şeyler. Uzun yıllardır birlikte çalıştığımız birçok hanım için onlara o kadar sesli bunları anlatarak seçimlerimi hep anlattım ve şimdi hayatları çok daha kolay. Gardıroplarını oluştururken alışverişleri çok daha iyi gerçekleşiyor. Çünkü buradaki tasarrufu çok önemsiyorum.
Bir kere zaman açısından doğru alışveriş yapmak çok önemli. İkincisi, doğru alışveriş yapıp yiyeceğiniz şeylerle kalabalıksız bir hayat seçmek çok önemli. O yüzden bilgi burada çok değerli. Yani çok demode ya da moda olma kavramı kişisel tercihti. Bazı kişiler modaya çok karşı durup çok alternatif bir kimlik yaratabilirler. O da bana çok heyecan veriyor. Ya da dediğiniz gibi çok takipçi olup hiç sektirmeden muhteşem bir etkiyle yol alabilirler. Aynen, bayılıyorum mesela. Bayılıyorum yani öyle şeylere. İçinde onun yetenek de var, zaman ayırma da var, zeka da var. İnanın tüm bunları yapabilmek bir sürü kabiliyet gerektiriyor. Yani iyi bir moda kullanıcısı olmakta. Yani bunu bir meslek gibi yapan, o kadar başarılı, hoş giyinen kadınımız var ki. Mesela biraz önce bir şey söylediniz. Dediniz ki uzun yıllar birlikte çalıştığım hanımefendiler vardınız. Şimdi bu tabii büyük de bir avantaj. Hı hı. Çünkü siz o bedeni tanıyorsunuz. O da sizi biliyor. Kesinlikle. Ve üstelik de şimdi mesela burada ayrıca çok da ekonomik farklı faydaları da var. Çünkü siz mesela onun kıyafetlerini biliyorsunuz. Hı hı. Ve diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ve o yüzden de mesela onun işte 3 sene önce yaptığınız bir pantolonun üzerine bir tunik. Kesinlikle. İşte efendim o elbisen ben yapmıştım ya, getir onu, ben onu değiştireceğim, ona kol takacağım veya bilmem ne yapacağım. Onun hayatının bütün hani değişimlerin içinde var oluyorsunuz. Aslında doktor gibi. Kesinlikle. Yani hayatındaki çok önemli sağlığıyla ilgili veya işte öğretmeni gibi, onun gibi biri oluyorsunuz. Özellikle yani çok farklı kategorilerde herkes için çok geçerli ve büyük bir aslında çözüm diye düşünüyorum. Ama mesela iş kadınları için çok kriz çözücü bir durum. Örneğin çok önemli bir konuşması var, çok önemli bir toplantısı var ve alışveriş yapmayı sevmeyen çok başarılı kadın var. Giyinmeyi çok seviyor ama alışverişe zaman ayıramadığı için muhakkak danışmanlarla, mağazadardaki danışmanlara belki ki onu çok öneriyorum yapıyorsunuz ben. Yapıyorsunuz değil mi danışmanlığı? Evet, tabii süper. Danışmanlık yapıyoruz ama artık markaların içinde de her mağazada muhakkak çok başarılı danışmanlar var. Onlarla temas kurmayı bence istemeleri çok önemli. Eğer bir designer hayatlarında yoksa, örneğin çok önemli bir oturuma giderken çok büyük bir karar aşamasındaki toplantının seyahatini muhakkak birlikte tasarladığımız çok kişi var. Ne güzel. Sezon başında gelirler. Mesela hazır giyim benim için çok önemli ama kişiye özel aslında bir yanıyla da. Koleksiyonun tümü yapıldıktan sonra böyle yıllardır çok üst düzey yönetici, yaklaşık bir 15-20 tane çok kıymetli hanımla çalışıyoruz. Bir renge bağlı kalmaktansa biraz daha yaşama çeşitlilik katıp işte her sezon farklı yaklaşımlarla, diyelim 2015 yazındayız, işte turkuazların olduğu, inanılmaz oranjların olduğu bir sezon. Bir iş kadını da o renklerden yararlanabilir. Gardırobunda o destekle belki klasiklerini biraz aksesuarlarıyla, işte bluzleriyle, evet, belki evet, fırlarıyla, çantasıyla renklendirebilir. Bu yazın ne düşünüyoruz renkler? Çok 2011, renkli. Evet. İlk kez bu kadar siyahın, beyazın da olduğu ama onun dışında inanılmaz işte elma yeşillerinin olduğu, parlak oranjların olduğu, bakır oranj bu yılda devam ediyor oranj, yani. Oranj hatta asal bir renk 2015'te. Güneş rengi Akdeniz ülkesinde çok yakışan, evet, bronz tenlerde kendini çok gösteren güzel bir renk. Tonları bakıyorsunuz bazen mercana doğru gidiyor, evet, evet, bazen bu sarıya. Bu sene biraz yaklaşıyor. Mercana kaydı şimdi, evet, biraz sanki. O zaman sarı, evet, daha ortaya çıkıyor. Sarı var, müthiş, evet, güzel bir mavi. Mavinin yılı zaten 2015 yazı. Bunu formal hayatta da çok kullanmak bu mümkün. Bu biraz kotçulara da yarayacak bu mavi. Evet, yani jean tabii ülkemizin üretimi açısından da çok önemli. Bir de artık onda şey da... Şey davranılmıyor değil mi? Mesela bazen hani hep derler ya, çok mu kumaş kaldı mavi, çok mu kumaş kaldı sarı, ondan mı bu renkleri üretiyorlar diye bir şey yok aslında, öyle bir değil mi? Şey, çünkü yani onu depoyla yönlendirmek o kadar büyük artık mağazalaşılan... Markalara bakınca o kadar yüksek adetli mağazalar var ki yani onları depoyu bitirme enerjisiyle koleksiyonlandıramazlar. O yüzden çok eskiden, bu tabii 70'lerde falan olabilecek bir şey. O zamanlar çıkmış dedikodular bunlar zaten. Dolayısıyla o dönemlerde evet oluyordur diye düşünüyorum. Ben tabii ki hani bu bilgiler için binlerce kere teşekkür ediyorum ben ama teşekkür ben sizin ediyorum. Asıl işte baştan beri
bu konuları açıp ondan sonra gelmek istediğim. Sizin kariyerinizi biraz ben anlatmayayım, siz anlatır mısınız? Yani zevkle. Daha doğrusu şöyle başlayayım. Siz küçükken bebeklerle oynar mıydınız? Klasik bir sorudur ya. Evet, evet oynardım ama ben daha çok aslında edebiyatla hep ilgiliydim. Öyküler benim aslında orada yakaladığım kahramanlarla çıktı her şey. O kahramanların, o öykülerin kahramanlarının, öznelerinin acaba nasıl tipleri var, nasıl saçları var, nasıl giyiniyorlar, etekleri yerlere sürünüyor muydu derken birden o işte görünmeyen kahramanlar başladı ve hala işte koleksiyonun asılı olduğu her yerde o askıların içinde her birinde birer kadın vardır. Yılda binlerce adet üründe yapılsa her birinin kendine ait bir başka ruhu vardır ve o askılardaki kadınları hep görürüm. Bazen askılara bakarken çok hızlıca bakar hanımlar ve ona yeteri kadar önem vermediler diye üzülür, yanına bir gider onu severim yani. Bunlar olması pek normal gelmeyebilir ama bunlar olmadan da galiba o başarılı duygular bir şeylere dönüşemiyor. O yüzden onu hep yıllarca serbest bıraktım. Üniversite nasıl gidiyor şimdi? Üniversite şahane. İşte herhalde bir 23 yıl oldu Mimar Sinan Üniversitesi'nde. Yüksek lisans, yeterlik ve sonra yardımcı doçent olarak 13 yıl geçirdim. Ardından 11-12 yıldır da kendi markamızın bütün dünyada 150 noktada satış yapan, yaklaşık 40 kişinin çalıştığı bir hale geldi. Bir hayalin. Ama bir yandan da üniversite devam ediyor tabii ki. Haftada bir gün üniversitedeyim. İşte meslektaş adaylarımı, öğrencilerimizi çok önemsiyorum. Çok da güzel bir üniversitede geçti bu zaman. Ve çok güzel bir neslin geldiğini düşünüyorum. Çok heyecanlılar. Ne güzel, hiç konuya girdiğimizden beri hiç kimseye hani işte şimdiki modacılar veya birbiri gibi şeyler söylemiyorsunuz. Ne kadar yani insan sohbet ederken negatif bir enerji hiç yok sizde. Ve üstelik de hani bu sizin öğretmen olmanız lazımmış zaten. Çünkü kötülemiyorsunuz yani, hep daha ileriye daha güzel şeyler anlatıyorsunuz. Ne kadar çok söylesek az gelir diye düşünüyorum. Çünkü çok sanata ihtiyaç olan bir dönemdeyiz. Dünyanın da yaşarken zorlandığı bir zaman. Biliyorsunuz tabii afetler, savaşlar. Sanat bunların hepsine iksir. Hele tasarım, onun kendi kimliğini anlatırken sorun çözümüdür aslında tasarım deriz. Sorunları çözmektir, çözüm önerisi getirmektir. O yüzden çok ihtiyaç olan bir alan. Yani iyi niyetle yola çıkmış, akademik eğitimden geçmiş gençlerimizi tabii ki çok önemsiyoruz. Ama yolu başka bir meslekten buraya gelmiş çok kıymetli insanlar da var. Bir istihdam yaratmak, dünyayı güzelleşmek için, güzelleştirmek için uğraşan herkese bu mesleğin kapısı burada da dünyada da çok açık. Ve bazen soruyorlar hani meslek seçimi için doğru mu? Çok doğru. Tabii ki bunun bilimini, sanatını almak çok önemli. Keşke herkes eğitimden yolu geçerek gelse. Artık Türkiye'de çok önemli bir şey, herkes tasarımcıyla temas etmek istiyor. Çok güzel bir dernek kurduk, derneğimiz çok iyi bir yere geldi, Moda Süper. Tasarımcıları Derneği. İşte moda haftalarıyla çeşitli vesilelerle çok şeyler herkes, yapıyorsunuz bu aralar. Herkes evet, kaç yıldır defile izleme şansına erişebiliyor. Aynen. Yani tasarımcıya ulaşabiliyor, hiç de opera gibiydi ulaşılmaz ya. Değil. Hani opera bale gibiydi, sadece hı-hı, bazı insanlar gider defileye, evet, bazıları şimdi, gidemez gibi. Şimdi öyle bir şey yok ki. Evet kesinlikle ve genç tasarımcılar için en büyük umudumuz sokaktaki kişilerin, yani moda tüketenlerin, moda alan giyen, giyerek üretenlerin daha çok tasarımcıyla buluşması, bundan korkmaması, kaygılanmaması, ekonomik olarak ulaşılamaz görmemesi. Çünkü gerçekten çok ulaşılır line'ları var artık tasarımcıların. Evet. Sadece haute couture yapmıyor kimse, hazır giyim de yapıyor. Böylelikle dünya markası adayı bir sürü genç tasarımcı var. Benim jenerasyonumdan çok iyi noktaya gelen bir sürü arkadaşım var. Çok gurur verici bir evet, tasarım sektörü haline dönüştü. Ben de çok gururlandım geldiğiniz için. Sağ olun, çok vallahi teşekkürler. Öyle yani, sağ olun. Çok mutlu davetiniz oldum. Için. Ayağınıza sağlık. Çok keyifli. Yolunuz açık açık olsun. Hepimizin. Çok daha böyle sizin kendiniz gibi böyle pozitif insanlar yetiştirin inşallah bize. Çok teşekkürler. Eminim bu bir bayrak yarışı. Çok daha ileri gelecek. Biraz da yaptığınız sanat eserlerinden izleyicilerimize gösterelim. Binlerce kere teşekkürler. Sağ ben olun, teşekkür var olun Özlem Hanım. Çok, çok teşekkürler.
için yeni nesil jöni diyorlar. Kızımı vereyim diyen oluyor. Aşkımı elde edebildim. Ah ne kadar güzel. Gençliğim orada öğrendim. Bu yaşta bu lafları nereden biliyorsun? Ne yapıyorsun baba? Ne oluyor sana? Kabul ediyorum kendimi, seviyorum. Ay süper. Yüzümü gösterirsem biraz daha para isterim. Sen çok çabuk büyümüşsün. Ama ben ünlü olsam o zaman size gelmezdim ki. Ben vokal yaptırırım sana. Ya bayılıyorum bu şeylere. Sevgili izleyicilerim, bugün çok kısmetliyim ben. Fıt 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 balıklar geçiyor önümden. Fıt 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 fıt. Neden mi? Çünkü son dönem Türkiye'de bir jön var. O geliyor. Evet. Gökhan Alkan geliyor arkadaşlar. Evet, hazırlanın. Gökhan Alkan geliyor. Çünkü öyle kolay kolay bir yere gitmiyor. Niye? Çünkü bana geliyor. Nereye geliyor? Suzan'a geliyor. Çok güzel bir gün geçireceğiz kendisiyle. Hepiniz şöyle bir kurulun koltuklarınıza, biraz işinizi gücünüzü bırakın, onun hayatını izleyelim. Haydi bakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gökhan'cığım, çünkü işler yavaşladı biraz, bize de zaman ayırdın. Allah razı olsun. Cümlemizden. Çok teşekkür. Nasıl gidiyor günler? Çok şükür, güzel gidiyor. Belli, gözlerin pırıl pırıl. Teşekkür ederim. Keyfin yerinde. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Ben şimdi böyle hani genelde... sen görmemezliğe gel. Ben seyircilerimle muhabbet ediyorum şu an. Evet. Şimdi sevgili izleyiciler, Gökhan'a ben soru sormayacağım. Gökhan geldi, anlatsın. Dökülsün bakalım. Dökülsün bakalım, bilmediklerimizi anlatsın, değil mi? Evet. Gökhan'cığım, birazcık senin biz seni tanıyana kadar olan hayatından bize bir şeyler anlatır mısın? Peki. Yani insanı kendini ne kadar anlatması, ne kadar doğru? O biraz tartışılır ama benim işimle ilgili, hayatımla ilgili. Ben iki farklı üniversite okuduktan sonra, iki farklı bölüm okuduktan sonra hayalim olan, aşkım olan oyunculuğun peşine düştüm. Ki ben hep aşkımın peşindeydim. Hayatta hep aşkının peşinde olan insanlardın. Ve çok şükür ki aşkımı elde edebildim. Sevgilime kavuştum. Süper. Ve sevgilimle mutluyuz. 4 senedir profesyonel olarak tiyatro ve oyunculuk yapıyorum, yani televizyonda olsun. Şimdi inşallah bu yazda bir de sinema filmiyle taçlandırabilirsem çok mutlu olacağım. İki farklı işte otomotiv teknolojileri öğretmenliği okudum. Üzerinde dış ticaret ve pazarlama okudum. Ne alaka, okudum. Değil mi? Ama evet. Hep kafanda oyunculuk vardı, öyle tabii, mi? Tabii. Yani çocukluğumdan beri hep bu klişedir ya. Yani ben çocukluğumdan beri oyuncu olmak istiyordum. Bu benim tüm eş, dost, aile, herkesin bir araya gelip aynı cümleyi kurabileceği bir cümle benim için. Ben hep bunu istiyordum. Söyler miydiler daha? Tabii ki, kesinlikle. Yani hani ama şey de vardı. Yani tamam da bu iş güzel diyorlardı. Fakat hiçbir şekilde bizim ailede bir yani ne bir oyuncu ne bir müzisyen olmadığı için hep aman sigortalı işin de olsun yaklaşımı vardı. Tam 80'ler dizisindeki. Kesinlikle. Çünkü hani emekçi bir aileden geliyorum. Haliyle de zorluk, göçmeniz, zorluk çekmişler. Bir valizle Türkiye'ye gelmişler. Ya değil mi? O zorluk, kök nereli? İşte Üsküp, Priştine, Makedonya, Kosova, tabii Arnavut göçmen. Haliyle de bu zorlukları bildikleri için evlatları bu zorlukları yaşamasın istediler. Ama ben iki diplomayı aldıktan sonra dedim ki bakın artık sırtım yere gelmez. Bilezikleri ben koydum. Şimdi bırakın ben aşkımın peşine gideyim. Ya. Sağ olsunlar, destek oldular. Şansım da yaver gitti. Aslında tesadüf diye bir şey yoktur benim inancıma göre. Tevafuk vardır. Allah izin verdi, oldu. Sen bu yaşta bu lafları nereden biliyorsun, o tevafuk? Estağfurullah. Fuk fuk fuk. Ne oluyor sana bu kimse? Evet. Yani biraz araştırma okumadan. Süpersin. Naçizane. Böyle gelişti. Şimdi de Kocamın Ailesi 4. projem televizyonda. Devam ediyor çok şükür. Dizi de tuttu. İnşallah 2. sezonda da devam edecek. Edecek. Güzel gidiyor güzel yani. Güzel şeyler yapıyor. Çok gençsin her şeyden önce Gökhan'cığım ya. Çok gençsin yani. Bir de böyle hayalinin peşine düşmüşsün. Bir şeylerin olmamasına imkan yok yani. Hani bir de hep etraftan duyduğum çok iyi kalpli çocuksun. Arkadaşlarına, düşkünlüğün, dostlarına, ailene. Yani o yüzden de hani senin ileriye gitmemene imkan yok. Teşekkür ederim. Allah yolunu açık etsin derler yani. Aynen öyle, ben de diyorum tabii ki. Bu arada hani şu okuduğun okulları bir daha, çünkü arada böyle hani sen çünkü bitirmişsin ya, kenarda kalmış ya. Böyle bir geveledin yani. Çabucacık bitirdin onu aşkına kavuşmak için, evet, ama evet. Biraz tam alsak okulların tabii ismini. Tabii ki. Şimdi Kocaeli Üniversitesi'nde aslında arada kalmasına da çok üzülürüm çünkü hayatımın
en güzel zamanları, hani en gençliğim orada öğrendim. Gençlik hocalarımdan öğrendim. Şimdi, evet. Yani, evet. Yanlış cümleydi. Yanlış cümleydi, özür dilerim. Yani bana çok şey kattı üniversite tabii. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Öğretmenliği. Öğretmenim aynı zamanda. Vay süper. Tabii. Bir sınav var bize şu anda, hakkım var. Girmedim. Girersem mühendis de olacağım. Hani mühendislik dersleri de aldığımız için. Makine mühendisi de olabilecek. Sana kız da verirler. Tabii. Sen mühendisim çünkü mühendis. Değil mi? Öğretmen, evet, mühendis. Evet. Hem öğretmen hem mühendis. Duble. Evet. Açık öğretimden de işte dış ticaret pazarlama okudum. O böyle bir furyaydı o dönem. 4 yıllık okurken... İki yıllık da hani sınavsız geçilebiliyor. Geçer misiniz dediler. İyi dedim, geçelim, fazla diploma göz çıkarmaz. Geçtik, onu da okuduk, bitti. O da cepte be Gökhan. Evet, yani evet. Bir gün neyin ne, nasıl lazım olacağı hiç belli olmaz. Yani hani şirket kurarsın, bir şey yaparsın. Evet. O da orada bir bakmışsın, oradaki bilgiler çok işine yaramış. Kesinlikle. Yani aslında her şey bir bilgi cepte duruyor değil mi? Kesinlikle. Kendi muhasebemi yapıyorum ben mesela, işte dış ticaret pazarlamada. Aynen, güzel. İşte otomotiv teknolojiler öğretmenliği. Araba teklediği zaman radyatöre bir şeyler yapmamız lazım oluyor. Herkesin gözleri bana dönüyor adam. Benim gibi, ben de hiç makyaj yaptırıyorum, saç. Kendi işimiyken manikür pedikür, saç, makyaj hepsi. En büyük külfetten kurtulmuyor musunuz ama siz kadınlar için? Bir de pahalıyım, Suzan kardeşi çağırsalar bir de çok para verecekler. Ben yanımda taşıyorum. Bir de şey oldu, şöyle bir programda beni davet ettiler. Söylediler ki daha önceden hani gelseniz makyaj için dedi. Dedim ki yok yok, gerek yok, ben Suzan kardeşi çağırdım dedim. Ha iyi tamam dedi, kız uyanamadı. Sonra bir mahcup oldu. Kıpkırmızı olmuştur. Ha bir de şey dedim ona, ödemeyi siz orada yapacaksınız ama hiç biz bunu konuşmuştuk falan gibi. Suzan kardeşi bir de fiyat yiyor bu. Dolarla. Yalan ya. Tabii ki duruma göre fiyat biçiyoruz yoksa. Muhakkak. Kendime döndüm biraz. Arz talep. Senin için yeni nesil jöni diyorlar. Çok güzel bu, bir yakıştırma. Evet, çok güzel değil mi? Bazı röportajlarını okudum senin. Bir de o kadar güvenli ve hiç laubali olmayan, hiç kendini abartmayan öyle bir adamsın okuduğum röportajlarda. Kendim de tanıyınca seni buna iyice emin oldum. İnşallah ömrüm boyunca bu devam eder. Peki bu jön şeyi nasıl sende, duygusu? Dışarıda nasıl karşılıyorsun bunu? Bu tabii birazcık törpülememiz gereken bir duygu. Çok güzel. Sonuçta şu anda Türkiye'nin en çok sevilen bir dizisinin ana karakterini, başrolünü oynuyorum. Bunun ismi işte Jön Pierre, Jön. İnsanlar sokakta çok güzel yaklaşıyorlar. Ben bir de sevilen bir karakter oynadığım için hani herkes evine davet ediyor. Soframa oturmaz mısın diyor. Kızımı vereyim diyen oluyor. Hani böyle bir adama seve seve, çünkü bizim çok zordur bir Türk babasının hani kızımı vereyim demesi. Ve bu kadar güzel şeylerle karşılaşınca bir şeyleri doğru yapabildiğimi görüyorum. Mutlu baba, oluyorum. Baba akıllı mühendis. Bir muhasebe var. Mühendisi oyuncu. Üzerine oyunculuk okumuşum falan ama bunların hepsi tabii gelip geçici olduğunu da düşünüyorum. O jönlük çok güzel bir şey. Bunun yakıştırılması çok gurur verici bir şey. Hani hayranlıkla izlediğimiz adamlara da jön diyorlardı. Şimdi bana da o, diyorlar. Sen de o kategoriye girdin ve üstelik de son nesilde. Evet. Yani hani bu tabii ki eskileri tüketiyoruz anlamında değil ama yeni nesil geldikçe ekranlarda ve beyaz perdede yüzler yenilendikçe yeni jönler tabii ki ortaya çıkıyor ve biz de onlara sahipleniyoruz, onları seviyoruz. Evet. Sen de onlardan biri oldun açıkçası, yani sevildin. Hem karakterin hem duruşun, hem dikkat ediyoruz basında öyle taşkınlıkları olmayan bir adamsın. Çünkü öyle bir şey olduğu zaman biliyorsun ki bu senin sanat hayatına da zarar verecek. Kesinlikle. Kendini koruyorsun, dikkat ettim ben. Bayağı evet. Koruyorsun. Yani evet. Bir de fiziksel olarak da koruyorsun. Spor yapıyorsun. Evet. Kendi bakımını yapıyorsun. Sağlıklı kendini beslenmeye çalışıyorum. Kendini seviyorsun aslında. Ama sevmiyorum diyen yalan söyler zaten. Yani ben kendimi sevmiyorum diyen, ben hiç yalan söyleme taraftarı değilim. Evet. Evet, seviyorum. Çünkü sevdiğim için bu işi yapıyorum. Zaten ben mesela hep bunu düşünüyordum. Tiyatro ilk sahneye çıktığımda karşımda böyle 700 kişi, ben sahnedeyim, biz 20 kişiyiz. Şey dedim, ben eğer normal olsaydım 700 kişinin arasında olurdum. Matematiksel olarak benim orada olmam gerekiyor. Biz 20 kişi farklı olduğumuz için buradayız. O 10 santimin üstünde alkış bekliyoruz. Ya ne güzel bir duygu değil mi? Evet.
çok gurur verici, mutlu eden bir şey ve kabul ediyorum kendimi, seviyorum. Süpersin. Peki ilk oyunculuk nasıl başladı? Çünkü biz seni ilk şeyde tanıdık, Muhteşem Yüzyıl'da evet. tanıdık. Ama senin ilk miydi o? Şimdi televizyonda ilkti, evet. Televizyonda ilkti. Onun evvelinde aslında ufak bir televizyon denemesi, set ahlakını, set adabını, kamerayı tanıyabilmek için bir denemem vardı. Fransız sitcomuydu bu. Bir özel bir kanalda yayınlanıyordu. Ve yüzüm görünmüyordu. Tek kişilik, o şey var ya hani bir erkek bir kadın evet, formatının evet, evet, evet. tek kişilik bir formatıydı bu. Ben karşı taraftaki yakışıklı çocuk, karşımızdaki de o düz adam diye bir karakterdi. Ha. Yüzüm görünmüyordu. 5 bölüm sonra, ben hani yüzüm görünmediği için biz bir gidiyorduk, akşam 3 bölüm birden çekiyorduk. Oh. 20 dakikalık, yarım saatlik bir şeydi. Yüzüm görünmüyordu ama 5 bölüm sonra insanlar internetten şey dediler, ya biz bu Emre'nin yüzünü görmek istiyoruz. Hani çocuk bir şeyler yapıyor, işte sesini beğendik, işte filan diye. Ben de dedim ki yüzümü gösterirsem biraz daha para isterim dedim. Sağ olsunlar yüzü göstermeden o dizi bitti. Ama sonrasında ilk adımım aslında profesyonel Muhteşem Yüzyıl oldu. Ya biraz izleyelim mi? Evet, izleyelim. Ferdinand hükümdarlık iddiasından vazgeçti. Siz buna zafer mi diyorsunuz? Ayrıca siz bizi kimlerle mukayese ediyorsunuz? Biz Acem diyarının aslanıyız. Hiçbir kuvvet bizi mağlup edemez. O halde size çaldıranı hatırlatmak isterim şahım. Süleyman Tebriz'e geldiğinde burada bulacağı tek şey İbrahim'in kellesi olacak. Anladınız mı beni? Ya Gökhan, Allah aşkına ben telaffuz edemiyorum şu paşanın ismini. Bize şu paşanın ismini telaffuz eder misin? Tamam. Şah Tahmas Safevi. Aslında özür dilerim, düzeltiyorum sadece. Paşa değil, o devrin en kuvvetli hükümdarlarından biri Safevi Devleti'nin, Safevi Hanedanı'nın en uzun süre tahtta kalmış şahı, padişah. Onlar da şah işte bizim padişahımıza tekabül ediyor. Süleyman'ın da o dönemki en güçlü düşmanlarından biri. Bana şeref ona ait oldu. Ya tabii şimdi bir de ama tabii hani ben çok heyecanlı gittim. Ama hikaye böyle düşman olduğun için ben hareme giremedim ya, saraya giremedim ya çok üzüldüm. Hep şey diyordum ya beni ne zaman saraya sokacaksınız? Abi sen düşmansın o saraya girebilir misin diyorlar. Ama hiç giremedin güzel. Mi saraya? Giremedim, uzaktan baktım. Ben girdim baktım. Göstereyim mi? Tamam. Hadi gösterelim bak. Bu caşe seyde fumayka bu caşe ustani çeri moya seyde fo ustani çeri moya seyde fo. Ben girdim sana nispet yaptım. Ben çekim yokken girdim. Ben çekim esasında giremedim. Ben hem girdim hem şarkı söyledim. Evet. Ay çok güzel bir deneyimdi. Bir de Allah rahmet eylesin. Meral Okaya da buradan rahmet dileyelim. Tabii ki bütün ölmüşlerimize. Peki sen bu rolü hazırlanmak için ne yaptın? Bir şey yaptın yani hazırlık aşaması oldu mu senin için? Tabii bir kere zaten kast olarak o dönem ben bıyıklıydım. O dönemde ben Mustafa Kemal Paşa'nın yaveri Salih Bozoğ'u canlandırıyordum Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda. Pala bıyığım vardı, böyle bir ince bir bıyığım vardı. Parlak bir suratta bıyık vardı. Beni gördüklerinde şey dediler, biraz da sakalı bırakırsak ben adamın taçlı bir hali var, o şahın bir fotoğrafı var. Beni bir getirdiler karşı karşıya. Aa, bayağı işte 1400 şey 600-700 sene önce benim büyüğüm gibi böyle duruyor böyle. Biraz gözler sürmeli filan bir abimiz. Senin de kendinden sürmeli zaten. İşte oradan bağdaştırmışlar zaten, bıyık da filan var diye. Ben çok okuduğum için tarihi de hakimdim. Biraz daha üzerine gittim. Sete gittiğimde çok güzel ağırladılar zaten. Siz de gittiniz, gördünüz. Çok profesyonel ya, her şey. Güzel. Çok güzeldi. Beni güzel bir hatıra oldu. Hep. Evet. Yani evet. Birçok oyuncuya çok güzel bir hatıra evet. oldu Muhteşem Yüzyıl. Tabii. Yani hani hem çok dünyada bilinen bir evet. iş oldu. Hem de her oyuncuya bir hayatına bir hediye gibi oldu. Evet. Ben çok özel sayıyorum. Tabii birçok insan özel sayıyor işi. Bir şey dikkatimi çekti Gökhan. Şimdi ben tabii mesleki olarak senin yüzüne baktığım zaman şimdi çok fena pis adam oynarsın. Çok fena da tatlı bir herif olursun yani. Öyle bir halin var senin, gözlerin. Yani yüzünü böyle yarıya bölünüyor. Mesela Burhan böyle çok güleç bir adam.
gözünü parlatırsan, gülen bir adam oluyorsun ama bu arada kaşının altından baktı mı bittik yani. Evet. Şöyle pislik, şöyle. Pislik bir adam oluyorsun. Hele biraz da alttan baktı. Alt böyle. Bu bir oyuncu için çok gurur verici bir şey. Yani karakteristik bir surata sahip olmak ve tek tip oynayan, tek tip adam şey var. Bunu bir kabul etmemiz gerekiyor. Ben şimdi evimizin oğlu, efendi adam, yakışıklı, sempatik, mükemmel adamla sevildim şu anda. Ama mesela Şah Tahmas sert bir hükümdardı. Sonra ben bir Show TV'de Her Şey Yolunda Merkez Gençlik Projesi'nde... Sonuçta hükümdarların da kötü yönleri çoktu. Olmaz mı? Evet. Olmaz mı? Ve o hükümlerden sonra da Show TV'de Her Şey Yolunda Merkez diye bir dizide de okulun fırlama çocuğunu oynadım mesela. Hani büyük böyle gıcık oluyorlardı. Yani, evet. Büyük avantaj yani. Öyle birkaç oyuncu vardır benim hayatımda. Hani hiç yaşlanmazlar onlar. Onları ihtiyar rolü de oynatırsın, genç rolü evet. de oynatırsın. Bundan birisi Özgün Amal'dır. Özgün Amal, evet. Bir tanesi Eyşan'dır mesela. Evet. Eyşan Özgün çok acayip bir oyuncudur. Daha kim var böyle, erkeklerden de çok var. Hani onlar böyle gider ve aynı dururlar. Genci de oynatırsın, yaşlı Ezgi Mola mesela. Hı. Onlar da öyledirler. Hiç bayağı her kılığa girerler şey anlamda. Avantaj. Böyle yaş almazlar, evet. Tipi durur. Senin de öyle mesela, kaş şeklin, göz şeklin, gamzelerin. Sen öyle gider ömür, ben sana söyleyeyim. İnşallah. Ve mesleki bir şey. Tabii. Bir de Gökhan, avantajın saçların. Çok çok iyi bir saç cinsin var. Biraz söyleyecektim de oradan biliyorum. Biraz gurur duydum ama ben çok de. Az yaptım. Gurur duydum. Şurada bir şey kalkmıştı, onu yaptım ama saçını elledim kızlar. Bak söyleyeyim. Çok güzel bir saç cinsin var. Bunun da avantajı oyuncu için çok iyi bir şey. İleriki yıllar için ve karakter tipleme değişiminde çok önemli bir şey. Çok evet. önemli yani. Mesela Muhteşem Yüzyıl'da ne kadar, kaç bölüm oynadın sen? Ben orada konuktum. 2 bölüm oynadım. 2 bölüm. Evet. Sonra seni tanıdıklarında, yayınlandıktan sonra hemen tanıdılar mı? Ya şöyle fark bir şey, ettiler tabii mi? Ben zaten çok şaşırdım. Şimdi mesela Halit abiyi düşünüyorum, Kanuni Sultan Süleyman tüm dünya tanıyor. Ben 2 bölüm oynadım ve düşmanını oynadım Süleyman'ın. Fakat internetten, sosyal medyadan bana mesela işte memleketten bana şey yazıyorlar. Biz sizin bilmem ne taraftan akrabayız. Sen beni nerede gördün, nasıl tanıdın? İşte Makedonya'dan yazanı mı tabii, dersiniz? Tabii, çünkü oralarda çok izleniyordu. Evet ve Azerbaycan'dan, onları Azeri bir hükümdardı Şah Tahmasp. Ve inanın ben dedim ki hani ben 2 bölümle bu kadar insanlar gördüyse adamlar ne yapıyorlar? Hani işte Halit abi falan ne yapıyorlar yani? Adam gece dolaşıyordur, Allah bilir. Ya şöyle yani, tabii ki adam kendini sakınan bir adam evet. değil, çok rahat Allah'tan yani, ama hani gene de ne kadar olsa bir kendine ayırmak istediği, görülmek istemediği yerler vardır. Onun için de bazen zorlaşıyordur hayatta. Nereye gitse tanıyorlar abi. Hani evet. Türkiye'de gitsen hani İstanbul'daki tanır, Adana'daki tamam, evet. Edirne'deki, ama sen dünyada da dışarı çıktığın evet. anda her yerde biliniyorsun. O çok acayip bir şey yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Buradaki rolünden sonra mı yoksa hazır mıydı şimdi oynadığın dizi? Şimdi oynadığım dizi Muhteşem Yüzyıl'dan sonra ben 2 proje daha yaptım. Ama tabii bizi önce gösteren Muhteşem Yüzyıl'dı. Sonrasında o gençlik işini Show TV'de Her Şey Yolunda Merkez'de oynadıktan sonra o diziden sonra TRT1'de de bir Almancı çocuğu oynamıştım ben mesela. Almanya'da gurbetçiyi oynamıştım. Ya bu çok farklı karakterler çok oynamak. Çok farklı. Şive falan yaptın. Tabii evet. yaptık işte, hani ne yapıyorsun baba? Öyle diyor böyle. Hani ya bayılıyorum bu şeylere, o taksiye oturuyorum, bindim geliyorum falan diyor böyle. Tabii akabinde de işte bu rol geldi. Burada da ütopik bir adam oynuyorum. Sokakta karşılaşabilme ihtimali çok düşük. Yani iyi abi, iyi kardeş, iyi eş, iyi evlat. Yani birazcık hayali. Zaten öyle yorumlar geliyor ki Tarık karakteri ekrana çıktığında lütfen aşağıya yazı geçin. Bu hayali bir karakterdir. Lütfen inanmayın diye. Ne kadar yaratıcı. Ay ne güzel bir şey yazmışlar. Süper. Şimdi biraz seyredelim yani. Hani birazcık seyredelim değil. Biraz seyredelim yani. Tamam. Kocamın ailesi. Evet. Pelin? Uyuyamamıştın değil mi Tarık'cığım? Korkma diye geldim işte. İyi yaptın. Annenin haberi var değil mi? Annem gece gezmelerime alışıktır. Nasıl alışıktır? Geceleri uyanıp anneannemin yatağına giderim.
Merak etmez, rahat ol. Süper iş değil mi bu da? Çok sevildi. Ekip nasıl? Ekip de çok sıcak. Çok nasıl aile işi ya. Dedik ya işte bu aile, kocamın ailesi adı üstünde aile. Ben hazır bir ekibin içine girdim. Daha evvelinde 100 bölüm bir dizi tutturmuş bir teknik ekiple çalışmaya başladık biz. Onlar gerçekten aile gibilerdi. Ben gittiğimde kendimi hiç... Ben de aile canlısı bir adam olduğum için aile... Süper olmuş. Süper bulduk kendimizi. Bir de yönetmenimiz de tam o Yeşilçam filmlerin Ertem Eğilmez ekolünden geliyor. O şeyi biliyor hani ne seviyor Türk insanı. O Tosun Paşalar, Hababam sınıfları. Hani bunu bildiği için biz de o kalemde gidiyoruz ve doğru damara girdiğimizi düşündüğüm için de insanlar bizi sahipleniyor. İşte böyle bazı böyle diziler, aile dizileri kalıcı oluyorlar 80'lerde gibi. Evet. İşte neydi ay Uğur Yücel'in dizisi Canım Ailem. Canım Ailem. Mesela böyle diziler çok sevildi Türkiye'de. İlk zaten şeyle başladı Ekmek bu. Ekmek Teknesi ya, vardı. Saysana biraz. Ekmek Teknesi, ondan sonra şey... Şener Şen'le Türkan Şoray'ın iki ustanın oynadığı İkinci Bahar. İkinci Bahar. Ekmek Teknesi İkinci Bahar. Sonra Bizimkiler zaten. İşte 13 bizimkiler sezon. Bizimkiler zaten. Oho evet. Aldı. Sonra Perihan abla vardı. Perihan abla. Sokak. Güzel bir sokak. Onlar Fermin pek azaldı. İşte Allah'tan bak ne güzel böyle şeyleri tekrar hatırlatıyorsunuz. Çünkü yani biz büyüyoruz. İşte orta yaşa geliyoruz. Yaşlanmaya başlıyoruz. Ve bazı şeyler bizim için şeyde kalıyor. Geride kalıyor ama yeni nesile... Çünkü ben bazı başlıkları işte gazetelerde görüyorum. Atıyorum işte futbolda da vardır o günlük olaylarda da bir başlık atıyor. Ya bu başlık 10 senedir bir aynı gel 50 yıldır aynı başlığı atıyor evet. Diyorsun sen. Sonra şuraya dönüyorsun. Ha aslında sen 50 yıldır o başlığı görüyorsun ama yeni nesile öyle değil yani. Yeni. O yüzden de bu eski tarz dizileri seyretmek de yeni nesile çok iyi oluyor. Yani tabii şu anda bu dünya düzeninin sistem o kadar hızlı ilerliyor ki, teknoloji o kadar değişiyor ki. İnsan mesela dünyada Game of Thrones izliyor mesela dünya. Sonra kocamın ailesi var. Bazıları da tabii bunu yadırgıyorlar. Ama şimdi bu bizim gerçeğimiz. Yani biz şeyi severiz. Ben çok güzel bir yorumla karşılaştım. Bana sokakta insanlar gelip şu cümleyi kurdular. Biz sizi izlerken... Kumandayı elimizden bırakıyoruz çocuklarımızla izlerken. Ah ne kadar güzel. Hani böyle utanacak bir şey yok sizde diyor. Hani çocuğun görmesini istemediğim hani hemen geçeyim yok. Süper. Bu çok gurur verici bir şey. Süper süper. Senin de hayatında bunlar hani çok şey yapacaksın tabii Gökhan. Yani hani gözümün önüne geliyor. Daha ben böyle gözümün önüne getiririm. Bunlar tabii hep senin oyunculuk tarihinde cebinde olacak şeyler olacak yani. Gökhancığım bu arada şeyi merak ediyorum ben. Kötü adam rolü gelse, bu yumuşak, bu tatlı adamdan sonra, bu kadar aileci adamdan sonra kabul eder misin? Şöyle söyleyeyim, çok açık, seve seve ederim ve zaten onu istiyorum. Ya bu kolay bir şey değil, hani hazır tutulmuş bir karakter varken bunun üzerine gitmek işin daha kolay tarafı. Ama ben her zaman bu işe başlarken ben oyuncu olmak istiyorum dedim. Hani. Uzun mesafe koşucusu olacağım dedim. Kısa mesafe değil. Süper. Peki sen birazcık bu hani şeyi biliyoruz. Bak ailende hiç oyuncu yok. Evet. Hiç müzisyen yok. Hiç bu işte olan insanlar yok. Ve sen kalkıyorsun İstanbul'da geliyorsun ve Müjdat Gezen okulunda ders almaya başlıyorsun. Ve böyle bir kapı açılıyor. Ama evet. Bu böyle öyle zembille inmiş gibi olmaz. Yani biz biliyoruz bu işleri arkadaşlar. Yani öyle hani geldim beni gördü birisi aldı götürdü oynadım değil. Bize bunu birazcık açsana. Yani yeni gençler için. Seve seve. Bundan da gurur duyuyorum. İki üniversite bitirdikten sonra ben Müjdat Gezen'in kursuna yazıldım. Kendi paramla ailem destek verdi. Bir senelik bir kurstu bu. Akabinde de bir sınav açıldı bu kurs. Ben tabii her gün uzak mesafe gidip geliyordum. Ve orada arkadaşlarımla iyiydik. İşte buna gönül verdiğim çok belliydi. Onlar daha evvelinden beri hep orada oldukları için daha sıcaklardı ortama. Ben daha şaşkın ördek yavrusu gibiydim. Hani farklı iki üniversite okuyup gelip onların arasında bulunmak. Neyse sınav açıldı. Tüm Müjdat Gezen okullarında okuyan öğrenciler için bir sınavdı bu. Tiyatronun kadrosuna dahil olabilmek süper, için. Süper, evet. 350 kişilik bir sınavdı bu. Bayağı konservatuvar sınavı gibi. Biz şiir hazırladık, işte iki tane bir dram, bir komedi parça hazırladık. Girdik, 20 kişi seçtiler. Bunlardan biri de bendim. Süper.
Sonra beni 7 tane yönetmenimiz vardı bizim. Rejisör Müjdat Hoca da dahil olmak üzere. Ben senin dönemine denk gelmedim. Ben de orada hocalık yapıyordum. Aa, demek ki. Tabii denk evet. gelmedim. Evet. Ve 7 rejisör de beni oyun yeni sezondaki 7 oyuna da aldılar. Ben o kadar mutluyum ki. Yani ben bir oyunda arkadan görünmeye razıyken 7 oyunda birdenim. Sonra provalar başladı. Mesela diyorum ki hocam benim rolüm ne bu oyunda? Işıkçısın. Ay. Hocam benim rolüm ne burada? Dekor değiştiriyorsun. Burada esas adam. Yani 7 oyunun 3'ünde dekor, ışık, müzik yaptım. Hatta yer de gösterdim ben. Yer gösterisi seve seve yaptım. Bana Müjdat Hoca şey diyordu, sen diyordu tatlı çocuksun, sana hep harçlık verirler maaş. Seni severler hayatım diyordu. Ve tiyatro böyle bir şey, mutfağında hani orada yetiştim. Akabinde de şansım yaver gitti, işte o tevafuk dediğim, Allah izin verdi ve menajerim Sibel Akın'la tanıştım. Çok gittim geldim insanlara, işte merhaba ben oyuncu olmak istiyorum, televizyonda iş yapabilir miyim dediğimde önce bir ünlü ol, öyle gel dediler. Tabii. Ama ben ünlü olsam o zaman size gelmezdim ki diyordum saf saf. Kimsem yok çünkü. Hiçbir ahbabım, hiçbir tanıdığım yoktu. Sonra Sibel'le tanıştım, Sibel Akın'la, menajerimle. O benim hayatımın gerçekten dönüm noktası olsun. Bana güvendi. Çok profesyoneldi çünkü. Evet. Tabii. Bana güvendi, bana inandı. Buradan selamlarımı gönderiyorum ona. Güvendi, inandı ve arkamda durdu. Sonra beni işte böyle reklam görüşmeleri, dizi görüşmelerine götürmeye başladı. Hayal kırıklıkları başladı. Kesinlikle. Çok olmuştur. Kesinlikle. Kesin yani öyle hoppala olmaz evet. bir şeyler. Ben ilk reklam görüşmesi, şey, ilk dizi görüşmesine gittiğimde tiyatroda arkadaşlarım bana şunu demişti. Onlar tiyatroda 3 senedir varlar, ekmeklerini kazanıyorlar. Orada var oluyorlar, çok mutlular. Ben de başladım gidip gelmediğince bana şunu dediler. Hiç unutmuyorum kardeşim dedi, benim dedi gittiğim görüşmeler buradan Hataylıydı. Hatay'a yol olur dedi. Ya. Boş ver dedi, tiyatroya devam et dedi, zor dedi. Dedim ki ben inanıyorum. İnancımı kırmayacağım, yapacağım. Allah izin verdi. Çok da çalıştın, çok da koşturdun. Çok. Yani sence sen şimdi hani kötü bir adam rolü gelse, sence çünkü ben son şeyini şurada Erkan Can'da yaşadım yani. Erkan Can gibi bir adam birdenbire pamuk gibi çok sevilen bir evet. adam birdenbire o kadar kötü bir karakter oynadı ki. Nasıl oynuyor? Şahane bir şeydi. Şimdi sence sevilir mi? Yani iyi oyun şey mi sevilir? Yani o mu kolay olur senin için? Yani sevgi olarak senin tarafında yoksa öbür mü sevilir? Nasıl bir şey var kafanda? Şimdi tabii algıyı kırmam gerekecek önce. Şimdi bir sezon daha benim işim bu işim devam ederse, bu efendi çocuk devam ederse, bu düzgün adam. Den sonra halk beni öyle sevecek, öyle benimseyecek. Beni öyle benimseyecekler. Haliyle de üzerine kötü adamı oynamak bu sefer şu algıyı oluşturabilirim. Bu çocuk sırf görüntüden ibaret değil, bu çocuk oyuncu. Süper. Bu çocuk aktör. Bu da benim bu için gurur verici. Bu Adana'dan da bir şeyler çıkmaya başladı arkadaşım yani. Kıvanç Tatlıtuğ da böyle. Çok tanıdığım insanlar var. Süper yani Adana selam. Vallahi böyle oğlanlar gönderin bize yarıyor vallahi bak. Hepsi hem efendiler hem kaliteliler hem akıllılar hem çalışkanlar hem de işlerini başarıyla yapıyorlar vallahi ne diyeyim yani. Tabii Türkiye'mizin her yerinde çok önemli insanlar var ama Adana'da bir şeyler oldu yani son zamanlarda. Ama zaten eskilere dönüp bakarsak da çok var yani çok işte. Var. Çok var yani. Hani o topraklarda mı? Çukurova biraz, bereketli. Evet, bereketli topraklar. Aynen. Bir de şey de var. Yani Adana'daki insanların ilişkileri de çok rahat. Çok evet. özgürler. Hı. O özgürlük de onlara biraz hani kendilerini kapatmıyorlar, korkmuyorlar. Evet. Hani cesaretli insanlar. O yüzden de yani düşünsene Türkiye'nin en zenginlerinde Adana yani öyle cesur ki adam ama tabii ki bu sefer de dönüyor kendi memleketine de faydalı şeyler yapıyor. İnşallah sen de ileride Adana için eminim neler yapacaksın. İnşallah. Gücün arttığı zaman İnşallah. Şey olarak söylüyorum tabii ki maddi olanaklar olarak çünkü öyle birine benziyorsun. Sen ileride okul açarsın ben sana diyeyim. Öğretmenlik diplomam da var ya. Seveze tabii kuşlar, açabiliyorum. Bak tabii. Hiç aklıma gelmedi. Bak. Tabii çok güzel bir şey var izin verirsen anlatabilirim. Anlat tabii. Bunu Müjdat Hoca anlatmıştı. Nazım Hikmet'in böyle bir isteği varmış. Beni Anadolu'da bir köye gömün istiyormuş işte Nazım. Bir çam ağacının
ağacı tam hatırlamıyorum. Ne söylersem şu anda yalan olur. Ağacı hatırlamıyorum ama Anadolu'da bir köye gömün istiyormuş. Nasip olmadı. Gömülemedi ama Müjdat Hoca Nazım'ın mezarına gidiyor. Oradan bir toprak alıyor. Sonra o toprağı İstanbul'un Anadolu yakası yani Türkiye'nin Anadolu topraklarında Kadıköy'ünün Ziverbey'de işte bahçesine gömüyor. Nazım burada yatmaktadır diye de bir anıt yapıyor. Ay canım benim ya. Yani onun vasiyetini yerine getirmiş oluyor. Anadolu'da ve Kadıköy köyde. Çok anlattığında hayranlık diye abi demiştim ya bu nasıl bir zeka, bu nasıl bir şey? Çok acayip bir şey. Çok. Yani onun tarihinde bir damla olmak bile bir şey yani. Ben çok hani mutluyum onunla hem çalıştığım filmde hem tiyatroda hem de okulunda var oldum. Birkaç yıl beraberdik. Sonra ben o kadar daldım ki bir de şöyle oldu yani makyaj dersi vermem için onların çok daha ileriye gitmesi lazım ki ben son dönem gireyim diye. Öyle bir denk geliyordu ki benim işlerime denk geliyordu. Ama bize her seferinde böyle hediyeler yapardı Müjdat Hoca. Ve bir tanesini hayatımda unutmam. Bir tane böyle elmas damla gibi, kaşıkçı elması gibi. Hepiniz benim için öylesiniz diye altında not vardı. Tabii çok centilmendi. Çok. Buradan da selamlar iletelim kendisine. Başarılı. Bu kadar karşılıksız. Ne olursa olsun hayatını buna verdi, mesleğinden o kadar dahil olmadı, dışında durdu ve bize sizleri hediye etmeye başladı. Ne mutlu. Çok acayip oyuncular gelmeye başladı. Bu arada şiir okumuşsun sen. Evet. O nereden, nasıl oldu? Yani ben zaten şiirde karalıyorum, kendim de yazıyorum. Düz yazı olsun, şiir olsun, biraz böyle... Dolu, içi dolu bir adamım galiba. İşte fıkır fıkır bir adam diyelim içi. Sonrasında da bir şansım yaver gitti. Beni televizyonda da dizimizde de bana hep şiir okutuyorlar. Çok romantik adam ya. Karısını, sevgilisini okuyor da okuyor. Bir bu işi yapacak projenin sahibi izlerken demiş ki ya ben bu çocuğa da okutmak istiyorum. Bu Çanakkale'nin 100. yıl şerefine. Çanakkale Zaferi'ni, destanını için bir albüm hazırlama projesine girmişler. Senfoni orkestrasının arkası önünde biz şiir okuduk. İşte İskender Paydaş Stüdyosu'na gittik. Çok profesyonel bir şekilde şiirimi okudum. Okumaya çalıştım. Ve benim üstüm abilerim falan çok güzel ünlü projeye destek olmuş insanlar vardı. Bana gurur verdi onlarla birlikte albümün içinde olmak. Peki çocukluğundan var mı böyle bir şey? Var mıydı yani? Çocukken de yazar mıydın? Karalama bende hep vardı. Çünkü şey vardı bende, çok konuştuğun zaman, hata yapma ihtimalin artıyor. Kalp kırma, hata yapmayı. Ben onun yerine kağıda dökme taraftarıydım. Hep karalardı. Hani hata yapmayayım takıntısından galiba bu. Kimsenin kalbini kırmayayım durumundan kaynaklanıyor galiba. Bu sonrasında işte aşkla, yani hayatımı onlar o girince daha başka boyutlara gitti. Yeşile bakıp heyecanlanmaya başladım. İstanbul Boğazı'nı farklı görmeye başladım. Hani hali... Kız sen çok çabuk büyümüşsün sen. Vallahi bilmiyorum. Yani böyle güzel şiir falan çalışmalarım yapıyorum nacizane. Gökhan'cığım o zaman bir dizideki bir şiirini şöyle bir izleyelim ve hatırlayalım. Tamam mı? Tamam. Haydi bakalım. Bu gönül hasta muhibbi bir devasız derde düştü. Ey gönül doktorum sevgili, ona ancak senin aşkının derdi çare bulabilir. Sen bunu biliyor muydun? Biliyordum. Karnını sevdin bir tane. Şimdi tabii ki Gökhan'cığım bizim karnımız doymadı bununla affedersin yani. Ben bir de senin yazdığın bir şey istiyorum senden. Olur mu? Olur. Hani bileydik orkestra getirirdik şarkı söyledin ama şiirle idare edeceğiz bu kez. Tamam. Gel gidelim seninle. Yeşille mavinin buluştuğu bir yere. Yanımızda umutlar, yüzümüzde tebessüm ve yüreğimizde aşk. Ne diyeyim ki? Al beni vursana. Tamam benim için romantizm çok bitmiş ama bu al beni vursana bana iyi geldi. Gökhan ağzına sandım. Ne güzel yazmışsın.
İnşallah ömründe böyle güzel güzel günler, güzel anlar olur, aşklar olur. Bak bu aşk, büyük bir aşk var zaten. Ondan Allah seni ayırmasın inşallah. Bu arada şahane bir aşk yaşa inşallah. Bu arada bebeklerin olsun. Çok çocuk doğur, tamam? Yani sen doğurma, yani karın doğursun. Çocuk yapın çok. İnşallah. Daha inşallah. Sonra mutlu mutlu günlerin olsun. Bana zaman ayırdığın için, geldiğin için binlerce kere teşekkürler sana. Ben siz bana bu imkanı sağladığınız için size çok teşekkür ederim. Değil çok mi? Sağ olun. İyi ki varsınız. Ben sizi dinlemiştim bir yerde. Şimdi karşınızda bu sohbeti yapmak benim için çok gurur ve mutluluk verici bir şey. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tekrar buluşacağız. Gene konserime gel, ben vokal yaptırırım sana. Yani o zaman vokal hayatım sizle başlasın. Sözünü alayım da hazır burada böyle bir söz varken alayım. Çok teşekkür ederim. Yolun hep açık olsun inşallah. Amin inşallah. Sağ olun. Cümlemiz. Allah sana aldı. Her yere elim sağlık. Aman be, Gökhan Alkan geliyor dedik. Bak, yani Gökhan Alkan geliyor. İşte jön dedik, bilmem ne dedik. Şundan bir dedikodu çıkarırız dedik. Yok anam yok, hiçbir şey çıkmadı adamdan dedikodu medikodu yani. Hiçbir şey. Yani arkadaşlar bu adam filmdekinden de efendi. Maalesef yani, maalesef yani. Ay bana geliyorlar böyle olduğu zaman. Ne bu be? Bir de üstüne şiir yazıyormuş. Bak 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 yani. Ha bari onu yapma abi, tamam. Dizide söylüyorsun, anladık. Hani sahte şiirler olabilir. Ha senin değil manasında yani. Ama bir de sen kalk şiir yaz yani. Yok artık yani. Ay bir şöyle bir dedikodu çıkacak bir malzeme, bir şey, arsızlık yap, bir arkandan laf edeceğim bir şey yap. Yok abi, efendi adam yani. Ama bak ben şüpheleniyorum. Bu çok fena kötü karakter bir adam oynar. O arada bizi acayip bir şey... Ya ben ne sormadım ona biliyor musunuz? Yani bu adamın filmi yok. Ama bence bu adam film çekecek. Çekecek yani. Durmayacak bu adam, boş durmayacak. Bir de dedikodusunu yakalarsam şahane olur vallahi billahi. Hay Allah'ım ya. Ben çok güler yüzlü, sıcakkanlı bir hanımefendiyle karşılaşacağımı zannediyordum. Hani Suzan Hanım, o güzel, neşeli. Ben öyle izliyorum. Genelde öyle izliyorum yani her gördüğüm yerde. Ya ben böyle bir şey görmedim. Beni karşılama, ya zaten hani bir selam, bir merhaba yok. Bir de ben çok şaşırdım yani, ben onu böyle çok güzel bir hanımefendi zannediyordum. Gözler lens, aramızda kalsın, gözler lens. Boy, yani kimsenin boyuyla hani dalga geçilmez, benim haddime değil ama 35 santim topuk var. Yani anca öyle öyle heybetli, güzel bir hanımefendi görünüyor. Ne diyeyim? Yerseniz, dünya güzeli, tam bir göçmen güzeli ve gönlünün güzelliği de yüzüne vurmuş. Ben buradan ona çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ağırladı beni. Ama bunu, bu gerçek. Bu doğru. Bu doğru. Neyse evime gideyim o zaman. Ev uzak benim.